Merhaba, Rememberings yani Hatırlamalar Projesi'nin 7. Türkçe sohbetine hoş geldiniz. Ben projenin akademik koordinatörü Murat Devres. İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü Hatırlamalar Projesi, Doğu Akdeniz ve Türkiye'de insan hakları, tarihsel travma ve çoğulculuğun geleceği üzerine çalışan genç akademisyen ve sivil toplum çalışanlarına ulaşmayı hedefliyor. Etkinlikler düzenleyerek bu konular hakkında çalışan deneyimli akademisyen ve sivil toplum önderlerini sizlerle bir araya getirmeye amaçlıyoruz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve barış için seslerini yükseltmiş iki başarılı akademisyeni insan hakları meselesini tartışmak üzere bir araya getirdik. Sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek, ardından ise sizin yönelttiğiniz sorulardan yola çıkarak kısa bir soru cevap kısmı olacak. Konuşmacılarımız, Michigan Üniversitesi Edebiyat, Bilim ve Sanatlar Koleji Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Fatma Müge Göçek ile İnsan Hakları Okulu İdari Koordinatörü Elçin Aktoprak. Fatma Müge Göçek, lisans ve lisansüstü öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde gördükten sonra bir yüksek lisansın daha ardından doktorasını da Princeton'dan almıştır. Araştırmaları, karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji, kültürel sosyoloji, toplumsal kuram ve değişim gibi anabilim dallarında yoğunlaşmaktadır. Oxford Üniversitesi yayınlarından 1987'de Doğu Batı ile tanıştı. 18. yüzyılda Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu, 1996'da İmparatorluğun Batışı, Burjuvazinin Yükselişi, Osmanlı Batılılaşması ve Toplumsal Değişim ve 2015'te Şiddetin Reddi, Osmanlı Geçmişi, Türk Bugünü ve Ermenilere Karşı Kitlesel Şiddet 1789-2009 adlı kitapları yayınlanmıştır. Şu anda azınlıklar perspektifinden bir toplumsal kuram şekillendirdiği yeni bir kitap projesi üzerinde çalışmaktadır. Batı Avrupa'da ulus inşa süreçleri ve ulusal azınlık sorunları başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamlamış olan Elçin Aktoprak ise bölümde doçent olarak görev yaparken Şubat 2017'de barış imzacısı olması sebebiyle ihraç edildi. Devletler ve ulusları 21. yüzyılda milliyetçilik ve çok uluslu devletlerde demokratik temsiliyet
Türkiye'de Kürtler gibi kitapların yazarı. Milliyetçilik, azınlık meseleleri ve barış çalışmaları üzerine ders vermekte, çalışmaya ve yazmaya devam etmekte. İnsan Hakları Okulu'nda kimlik, azınlıklar ve haklar atölyesini yürütmektedir. Şimdi ise konumuza gelelim. İnsan hakları aslında binlerce yıllık bir tarihe sahip bir felsefedir. Asoka fermanları, Medine Sözleşmesi ve Magna Carta gibi düzenlemelerde olduğu gibi tarihin farklı evrelerinde ve değişik coğrafyalarda insanlar din, dil ve ırk ayırt edilmeden yasa önünde eşit haklara sahip olmuşlardır. Ancak çağdaş insan hakları ideali erken modern dönemde Batı Avrupa'da tezahür etmiştir. 1689'daki İngiliz Yurttaş Hakları Beyannamesi, 1776'daki Amerikan ve 1789'daki Fransız Devrimi ile insan hakları artık bazı devletlerin iç ve dış siyasetinde etkin rol oynayan bir prensip haline gelmişti. Thomas Paine, John Stuart Mill ve Hegel çağdaş insan haklarının felsefi temellerini inşa etmişlerdir. Kökeni 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Milletler Cemiyeti'ne dayanan Birleşmiş Milletler, 1948 yılında insan hakları evrensel bildirgesini benimsemiştir. Buna göre, bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Avrupa'da gelişen bu insan hakları kapsamında bir gelişme görmek için tarih ve ıslahat fermanlarına bakmak gerekiyor. Ardından Kanuni Esasi ve İkinci Meşrutiyet'le birlikte insanların din, dil ve ırk ayırt edilmeden kanunun önünde eşit olduğu bir düzen yerleşir gibi oluyor. Ancak en nihayetinde Müslüman çoğunluk ülkede mutlak hakimiyet kuruyor. O günden bu yana Cumhuriyet'in de insan hakları konusunda çok zorlu imtihanları oldu. Ve günümüzde de insan haklarını ve barışı savunmak halen tepki çeken eylemler olabiliyor. Bu kapsamda bugün davet ettiğimiz iki konuşmamıza sormak istediğimiz temel soru şu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye'de insan hakları denince sizinize ne geliyor? Fatma Hocam, söz sizde. Çok teşekkür ederim Murat ve sevgili Elçin, böyle güzel bir konuşmaya beni davet ettiğiniz için. Bu konular tabii sen de bir şekilde girdiğin gibi oldukça girift, düşünürsen özellikle Osmanlı İmparatorluğu bağlamında. Çünkü evet, insanların hakları, özellikle can ve mal güvenliği tabii. Daha sonra siyasi seçme ve seçilme önemli oluyor. Bütün bu haklar başından beri değişik şekillerde organize ediliyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımızda ana parametrenin aslında hak değil, adalet olduğunu görüyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu kurulduktan sonra Orta Doğu'dan, bildiğin gibi Orta Asya'dan, pardon, Orta Doğu'ya gelen, sonra da Bizans'a yönlendirilen Türkler Müslüman olduktan sonra İslam hukukunu benimsiyorlar, Hanefi mektebini, Sünni tabii. Ve o açıdan baktığımızda adalet kavramı tamamıyla Tanrı'nın gücünü, otoritesini sultanlara, yani hükümdarlara vermesi ve o hükümdarların da yeryüzünde Tanrı'nın adaletini temsil ettiklerini görüyoruz. O bağlamda da aslında sultanların adaleti en önemli adalet haline geliyor, fakat onun üstünde de onların adil olduğuna kim karar verecek diye düşünürsek bir ilmiye sınıfı zamanla ortaya çıkıyor. Ve tabii kadı var, daha sonra Şeyhülislam var ve fıkıh olarak bunlar İslam'ın yorumu üzerine uğraştıkları için
hükümdarın adil olduğuna da aslında bağımsız olarak İlmiye yahut da Şeyhülislam karar veriyor. Nitekim hükümdar da böylece hesap verme açısından tamamıyla adil midir, değil midir diye o şartla sadece tahttan indirilebiliyor ve nitekim onu da Şeyhülislamlar yaptığı için din tabii çok önemli oluyor bu bağlamda. Ve hukuk olarak baktığımızda adalet kavramıyla daha çok cemaat bazında tabii bu haklar diyelim veriliyor ve öyle baktığımız vakitte ister istemez tabii ki Müslümanlar öncelikli oluyorlar bu bağlamda ve gayrimüslimler yahut da ehli kitap da kendi kendilerine, kendi cemaatleri içinde yönetiliyorlar. Onun için hakların uygulaması böyle. Diyelim ki cemaat bazında, din bazında ve aynı zamanda şer'i mahkemeler suretiyle. Onun dışında da bir şekilde kavramadığı konular da örfi olarak tamamıyla gelenekleri neyse orada o gelenekler bazında kadılar tarafından yorumlar yapılıyor ve böyle bir sistem çıkıyor ortaya. Tabii İslami hukuk sistemi ister istemez Müslümanlara öncelik veriyor. Onların arasında kadınların daha az hakları oluyor, gayrimüslimlerin daha az hakları oluyor. Fakat gayrimüslimlere bakarsak onlar da tamamıyla yine cemaat olarak hükümdara sorumlu oluyorlar. Kendi cemaat içinde de kendi hak ve hukuklarını kendileri kendi adetlerine göre düzenliyorlar. Onun için millet sistemi aslında kuruluş itibariyle kişi bazında hakların uygulamasına daha yatkın oluyor. Çünkü cemaatler, gayrimüslim cemaatler kendi kendilerini bir noktaya kadar yönetiyorlar ve cemaat liderleri sorumlu oluyor hükümdara. Öyle olduğu için onlarda kişisel hakların gelişmesi, uygulanması daha rahat, daha kolay oluyor özellikle siyasi haklar açısından. Şimdi bu nasıl ortaya çıkıyor? Enteresandır. 1909'da ilk İstanbul'da seçimler olduğunda daha Müslümanların mefhumu olmadığı için hani nasıl, kime, kim seçilir, nasıl seçilir diye o açıdan gayrimüslimler çok daha kolay bir şekilde organize olabiliyorlar ve seçimlerde neredeyse bütün seçilenler, adaylar hep gayrimüslim olduğundan İttihat-ı Terakki ne yapacağını şaşırıyor. Yani tamamıyla o seçme ve seçilme hakkının Müslümanlara uygulaması çok daha ona ortaya çıkıyor. O zaman baktığımız vakit dediğim gibi İslami hukuk bağlamında Osmanlı İmparatorluğu kurulmuş oluyor. Onun dışında da millet sistemiyle gayrimüslimler kendi hukuk sistemlerini kuruyorlar. Ve bu tabii bildiğimiz gibi Batı'nın yükselişine kadar yani 15. yüzyıl daha sonra aydınlanma çağlarında Batı'nın özellikle kolonilerle yükselişi onunla beraber Hristiyanlığın tabii din olarak ortasına. Fakat daha sonra da tamamıyla aydınlanma çağı ötesinde bir laikleşme sürecini girdiğini görüyoruz. Yani çok Tanrı'dan almak, gücü almak ve yaptırım gücünü almak yerine tamamıyla insanların dualarından gelen bir hakları oldukları mefhumu işte ilk önce eski Yunan, daha sonra da Avrupa'da ortaya çıkıp o ister istemez yeni bir sisteme yol açıyor. Bu sistemde Tanrı vermiyor gücü insan ve hükümdara uygulanması için. Onun dışında insanların içinde oluyor bu
güç, bu hak ve o hakkında uygulanabilmesi için tabii bütün insanlığın yahut bir toplumun tümünün kanunlara uyması gerekiyor ve tabii kişi bazında olduğu için de bu kanunları kim ortaya koyup uyguluyor? Yine insanlar kendileri bu sefer oluşturup ortaya koyuyorlar ve böylece anayasalar ortaya çıkıyor tamamıyla bizleri yönetebilmek için. Yani daha evvelki Kur'an-ı Kerim ve diğer İncil vesaire yerine tamamıyla laik bir şekilde anayasalar bu sefer insanları yönetiyorlar ve tabii onunla beraber olarak da ister istemez parlamentolar, meclisler çıkıyor. Çünkü insanlar artık kendi kendilerini yönetmeye başlıyorlar. Şimdi bunun Osmanlı İmparatorluğu'na girişi nasıl oluyor? Dedik başta bir şer'i sistem ve onun yanı sıra bu azınlıkların kendi mahkemeleri var. Onun dışında özellikle yabancıların ticaretle ilgili davaları ve diğer davalarını görebilmek için imparatorluk içinde elçiliklerde ve konsolosluklarda da mahkemeler oluyor ve dediğim gibi azınlıkların kendi hukuki sistemleri var. Bütün bunlar özellikle bir ilk önce hükümdarın haklarının kısıtlanması olarak görürsek, insanlar 1808 senedi ittifakı ilk defa olarak ayanların güçleriyle işte dengelemek açısından, hukuki olarak dengelemek açısından onun öne çıktığını görüyorlar. Ondan sonra tabii 1839, 56, 76 tamamıyla bu batıda çıkan 1789'dan sonra hakların ve hukukun tamamıyla bizim sistemimize uygulanması projesi ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkmasının nedeni bir noktaya kadar insanlar reaya değil artık tamamıyla vatandaş olmaya yöneldikçe bu hakları nasıl verilecek ve devam ettirilecek diye düşündüğümüz vakit o bağlamda tamamıyla bu Batı sisteminin uygulanması bizde tabii normalde Müslümanlar zaten şeriat ve İslam hukukuyla korundukları için bize insan hakları sorunu azınlıkların sorunu olarak geliyor. Çünkü azınlıklar yani burada Museviler, Rumlar ve Ermeniler özellikle onlara verilen hakların eşit olması tabii sorun olarak ortaya çıkıyor. Nitekim Müslüman çoğunluk yahut da milleti hakime dedikleri bizim Müslüman cemaati kendi haklarının kendi doğallaştırılmış gayrimüslimlerden daha kuvvetli olan haklarının azaldığını farkına vardıkları için sürekli tepki gösteriyorlar bu azınlık haklarının alınmasına. Ve nitekim de o günden itibaren sürekli olarak bu haklar uygulanıyor mu, uygulanmıyorsa şayet kim hesap veriyor diye düşünürsek, devletin tabii bu hakları, bu yaptırımları uygulaması açısından çok daha önemli bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Nitekim mesela Hannah Arendt der ki özellikle Batı'da ve Almanya'da bu cemaat haklarından kişisel haklara geçiş sürecinde cemaatlerin üstündeki bu koruma kalkıyor. Birebir vatandaş düzeyinde koruma tabii uyguladığı için devletin bu sefer gücü ve insanlar üzerinde devletin gücü artıyor vatandaşlar üzerinde ve bu tabii bu uygulamada şayet devlet vatandaşı korumazsa çok daha kuvvetli bir şekilde şiddete uğrayabiliyorlar mesela ve böylece o bir noktaya kadar Yahudilerin Almanya'daki
haklarının alınmasını örnek olarak gösteriyor. Nitekim bizde de bu hakların alınması, verilmesi sürekli olarak tabii sorunlar yaratıyor. Yani bu batılaşma sürecinden sonra ve bu ikili sistem bizi Cumhuriyet İmparatorluğun sonuna kadar neredeyse getiriyor. Onun için şimdi özet olarak bakarsak başta Osmanlı İmparatorluğu'nda bir İslami hukuk var. Tamamıyla hukuk ve verilen güvence altına alınan haklar tamamıyla Tanrı'nın kaynak olarak Tanrı'dan gelen bu haklar hükümdar tarafından topluma uygulanıyor. Uygulandığı vakit tabii orada İslam cemaati öne çıkıyor. Diğer millet sisteminden dolayı gayrimüslimler ayrı kendi sistemlerine sahip. Daha sonra bunlar bir araya getiriliyor. Özellikle 1789 sonrası Batı hukuku ve insan hakları mefhum olarak ortaya çıktığı vakitte bunlar tabii ister istemez Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk önce azınlıklar bağlamında ortaya çıkıyor. Ve bu azınlıkların eşitliği bizde tabii uzun süre sorun halinde devam ediyor. Batılı devletlerin bizim iç işlerimize karışmasına yol açtığından ister istemez Osmanlı İslam hukuku ve genelde toplum Müslüman toplumu diyelim bu hakları tamamıyla dışarıdan gelen bir tehdit olarak görüyor. Ve ondan sonra da tabii bu hakların uygulanması uygulanmaması sorun yaratıyor ve o sorunlar da bugüne kadar devam ediyor. Nitekim ben de barış imzacısı olduğumdan 2015 senesinden itibaren Türkiye'ye gelemiyorum. Çünkü geldiğim vakit bu kedim ayran burada dışarıda sincapları kovalıyor. Ondan sonra dediğim gibi bu uygulama Türkiye bağlamında maalesef hukuk devleti yerine afaki olarak bu kararlar alınmaya başladığı için ben de Türkiye'de hukuk uygulaması ve insan haklarımı alamayacağım korkusuyla bugüne kadar gelemiyorum. Kendime kıstas olarak da Osman Kavala'yı aldım. Onu herhalde bıraktıkları vakit ben de daha hukukun işlemeye başladığını tekrar düşünüp o zaman inşallah tekrar gelebileceğim Türkiye'ye. Öyle diyeyim, bırakayım. 20 dakikam doldu çünkü. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Fatma Hocam. Kulağa öyle geliyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nda insan haklarının tesis edilmesi bir hayli problematik bir meseleymiş. Tabii Cumhuriyet'in de devraldığı bazı sorunlar var Osmanlı İmparatorluğu'ndan. Bu sorunun üstüne gitmek için şimdi Elçin Aktoprak'a sözü vermek istiyorum. Buyurun Elçin Hocam. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Davetiniz için öncelikle çok teşekkürler. Aslında tam ben de hocamın bıraktığı yerden devam edeyim. Biraz daha ben kendi sunumumda, biraz dakikayı da kontrol edeyim, ona göre konuşayım. Kendi sunumumda biraz daha son döneme, AKP dönemine, son 20 yıla vurgu yapacağım ama başlarken elbette ki özellikle kurucu dönemi, Cumhuriyet dönemini ve o ara AKP'ye kadar olan dönemi atlamamak gerekir. O yüzden de şöyle başlamayı düşündüm. Belki sonra sorularla da açarız. Aslında AKP'nin bugün geldiği noktada Kemalist dönemle birlikte paylaştığı çok fazla ortak özellik var. Neredeyse eleştirdiği her dinamiği kendisi çok daha derinleştirerek uygulamaya soktu. O yüzden de bu dönemde bahsedeceğim bütün aslında hak ihlallerinin önemli bir kısmının zaten Kemalist dönemde de olduğunu, sadece bu çok yapılıyor Türkiye'de. Bazen özellikle işte 80'leri yaşayan, 70'leri yaşayan hocalarımız, arkadaşlarımız diyorlar ki o dönemde
işte askeri mahkemelerin yapmadığını bile yapıyorlar artık bu dönemde gibi karşılaştırmalar var ama benim öyle bir pratik deneyimim olmadığı için sadece diyeyim, şöyle bağlayayım cümlemi, o dönemde olanların daha derinleştirerek aslında bugün hayata geçirildiğini görüyoruz. Şimdi bu noktadan başlarsak Türkiye'de insan hakları meselesine, Kemalist dönemde eleştirdiğini yapıyor derken asıl olarak şunu kastediyorum. Dünyada aslında olan insan hakları bağlamında düşündüğümüzde, özgürlükler bağlamında düşündüğümüzde çok basit bir ikili ayrım var. Güvenlik ve özgürlük denkleminde. Yani bir bakış açısı der ki önce özgür olalım. Özgür olursak hepimiz temel haklarımız üzerine buna sahip olarak, buna saygı ve bunu geliştirmek üzerine hareket edersek zaten güvenlik içinde oluruz diyen bir kanal var, bir bakış açısı var. Bir de yok, önce güvenliğimizi sağlayalım, sonra özgür oluruz diyen, şimdiye kadar aslında Kemalist dönemde de, AKP döneminde de Türkiye vatandaşları olarak ve Türkiye'deki herkes olarak aslında, sadece vatandaş olarak değil, bizim içimden geçtiğimiz bir kanal var. Şimdi bu AKP'nin aslında Cumhuriyet tarihiyle paylaştığı bir nokta. Önce güvenliğimizi sağlayalım ki sonra özgür olalım. Buradan hareket ettiğiniz zaman da temel haklarınızı, insan haklarınızı kısıtlamak, iktidar lehine yorumlamak son derece kolay bir meşru zemine oluşuyor. Şimdi burada da aslında hocam da söyledi, insan hakları Batı tarafından bir müdahale aracı olarak kullanılmaktadır şablonu var. Şimdi biz bunu Osmanlı'da gördük, Kemalist dönemde gördük. En yakın olarak 90'ların sonu 2000'lerin başında özellikle böyle işte İslamcılar demokrasiyle yaklaşırken, güçlenirken ulusalcılardan gördük. AB karşıtlığı üzerinden vesaire. Ama şimdi de 2022'de de Türkiye'de özellikle son 10 senede artan bir şekilde AKP döneminde de görüyoruz. Sadece Kemalistlerle AKP... Nasıl diyeyim, taban da demek istemiyorum. Özellikle geçmiş AKP kadroları arasında diyeceğim. Çünkü şu anki kadrolar buna sahip mi emin değilim. Onu tartışırız biraz sonra. Sadece şöyle bir fark var. Kemalistler için Batı'yı eleştirseler de, Batı'yı ikiyüzlü bulsalar da tek bir Batı kavramı vardı ve Batılılaşmak arzusu vardı. O yoldaki çelişkiler, ironiler vesaire onların hepsi malum ve hani bu tartışmanın da konusu değil ama tek bir Batı vardı. AKP Osmanlı'dan bugüne gelen, çok kabalaştırarak söylüyorum ama o İslamcı muhafazakar kanala baktığımızda başka bir Batı kavramsallaştırması var ve o Batı kavramsallaştırılmasında Batı kültürüyle İslam kültürünün karşı karşıya konulduğunu görüyoruz. Zaman zaman bunu yaparken çoğu zaman hepimizi de bence tuzağa çekecek şekilde belli dönemlerde postkolonyal okumalar da yaptılar güzel bir şekilde vesaire ama şöyle bir yere geldik eninde sonunda. Batı'yı eleştirdikleri, yani Batı'nın aslında evrensel olarak sunduğu insan haklarının hiç de evrensel olmadığını bize söylerken, ki bu haklı bir eleştiridir, bunu söylerken kendileri de İslam'ı temel bir kültür olarak alıp evrenselleştirip diğerini ötekileştirdiler. Ve her iki tarafta da en tartışmamız gereken nokta, yani insanın var olması, haklarıyla, onuruyla var olması meselesi kenara itildi. Dolayısıyla da AKP'ye baktığımız zaman evet, bir Batı eleştirisi var ama bu Batı eleştirisini Osmanlı'dan gelen bir gelenek üzerinden de kurmaya çalıştılar diyorum. Günümüzde bunun bile kalmadığını söyleyeceğim ama yani artık bu bile yok. Bu hangi dönemde vardı? Mesela Davutoğlu'nun biraz daha hakim olduğu dönemde. Biraz daha böyle kendi politikalarına entelektüel bir meşruiyet sağlamaya çalıştıkları, farklı ittifaklar, bu ittifakların içinde liberalleri de katarak söylüyorum, hani bu ittifak arayışları içinde oldukları dönemde biraz daha ön plandaydı. Şimdi bugünkü AKP rejiminde veya Cumhurbaşkanlığı sisteminde, ben bilmiyorumdur belki ama o kanaldan kala kala bir tek İbrahim Kalın kaldı galiba. Onun da bu tip politikalarda vesaire etkisi nedir? Hani onu bilmiyorum açıkçası. Çünkü en azından görmüyoruz, onu söyleyeyim. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman AKP aslında hocamın söylediği gibi daha işte komüniteryen dediğimiz, daha toplumu merkeze alan, dolayısıyla da insan haklarına birey üzerinden evrensel bir bakış değil de toplum üzerinden daha kültürel bir bakışı temel alan bir iddiayla aslında ortaya çıktı. 90'ların sonu, 2000'lerin başı ve hatta iktidarın ilk döneminde bu kesim, bu siyasi klik şey yaptılar. Elbette ki özellikle Avrupa Birliği bağlamında bir uzlaşmaya gittiler. Yani
tırnak içinde evrensel insan hakları söylemiyle diyeceğim. Çünkü ben de ona eleştirel bakıyorum yani çok. Ama evrensel insan haklarına inanıyorum ama hani Avrupa Birliği'nin veya işte temel batılı devletlerin haklarına. Ama buna uyumlu bir politika çizdiler 2004'e kadar. Sonra yavaş yavaş hemen de geri çekilmediler. O dönemde atılan önemli adımlar da var. İki sözleşmelerin onaylanması gibi. İşte biraz kulağımızı şöyle göstererek azınlıklar bağlamında atılan adımlar gibi vakıflar sorunu vesaire. Var mı? Var. Ama 2004'ten itibaren var mı? Yok. Yani özellikle böyle bir rafa kaldırılmış. Çok büyük ihlaller var mı mesela belli bir döneme kadar? O da yok. Bizim 2011'e, 2013'e kadar hatta işte işkence vesaire hani en temel haklarda görece daha az ihlal duyduğumuz bir dönem. Ne zaman tam anlamıyla böyle bir geriye sarma başlıyor dersek bana sorarsanız bir üç şey var, üç evre var. Bu üç evrede ben kendi adıma kendimizi de eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk evre bence bu Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Suçla yani suçluyla suçsuz olan arasında hem de Türkiye'den de destek alarak elbette ki hani askeri vesayeti kırıyoruz gibi çok büyük bir iddiayla ortaya çıktıkları için bazı görülen haksızlıklara da adeta görmezden geldik hepimiz. Burada kendimize de çuvaldızı batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten suçlu olanlarla suçsuz olanlar vesaire o Gülen'le ittifak içinde bir ihlal sürecini ağır bir şekilde başlattı. Bence bu ilk kırılmaydı. İkinci kırılma Gezi'ydi tabii ki. 2013 Gezi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma, örgütlenme bunların hepsi üzerinden büyük ihlaller yaşanmaya başlandı. Üstelik de 2011'den sonra zaten AKP kendisini bir ustalık döneminde ilan ettiği için çok daha kendine güvenerek hareket ediyordu. Yani artık bir meşruiyet arama hali de nasıl diyelim azalmıştı demek yanlış olur. Elbette ki o meşruiyeti her zaman almak zorunda ama kendine güveni artmıştı. 2014 sonrası ama asıl olarak 2016 darbe girişiminin ardındansa biz artık yani deminden beri bahsettiğim işte kültürel görelilikmiş vesaireymiş, meşruiyet arayışıymış hepsini bir kenara atalım. Yani bundan hiçbiri kalmadı. Gülen'le ittifak sona erdi, liberallerle ittifak sona erdi, yeniden derin devletle ilişkiler sıkılaştı vesaire ve biz dümdüz ağır bir insan hakları ihlalinin böyle bir rejimin içine girdik. Bu çok da şaşırtıcı değil ama yani bunu biraz önce söylediklerimle de şöyle bağlantılandırabiliriz. Kendilerini o kültürel görelilik ve insan hakları bağlamında çok merkeze aldıkları için evrenseli kendileri üzerinden ve hocamın dediği gibi aslında bir tanrı kelamı üzerinden kurmaya çalıştıkları için demokrasiyi de zaten bir çoğunluk rejimi olarak tanımladılar. Şimdi bunun demokrasiyi sadece bir çoğunluk rejimi olarak tanımladığınız andan itibaren biz bunun ne noktalara ulaşacağını işte Nazi rejiminde de gördük, başka rejimlerde de gördük. Dünyada ve Türkiye'de bugün otoriter diğer rejimlerde de görüyoruz. Bugün günümüze baktığımızda vaktimi kontrol ederek bir 10 dakikam daha var galiba. Bugün günümüze baktığımızda tamamen bir ihlal rejimi üzerinden bahsedebiliriz ve bir yasak kavramının hayatımıza nasıl girdiğini söyleyebiliriz. İşte yasaklar tabii ki yine Türkiye için hiç eski söylemler değil. Her şey yasak. Yasaklarla büyütülüyoruz. Yani aile terbiyesinin içinde de yasak. İşte ona dokunmacız, buna dokunmacızla büyüyen bir kültüre sahibiz. Şimdi ben de kültürel göreliliğe giriyorum ama hani bu da bir gerçek ya. Yani. Böyle büyütülüyoruz. Dolayısıyla da yasak bizim için çok bilindik bir kavram. Biri bize yapma dediğinde yapmamak bilindik bir şey toplumun geneline baktığımızda. Çünkü tarihsel olarak eleştirel aklın zaten bastırılmaya çalışıldığı bir şey var. Kemalizm'den AKP dönemine baktığımız zaman bir ortak gelenek var zaten. Çünkü o iktidarların varlığını tehdit eden bir şey eleştirel aklın gelişmesi. Bugün baktığımızda da böyle bir dönemin içindeyiz. Yani yasak hiç olmasın mı? Yasak olacak tabii ki. Neye karşı yasak olacak? İnsan hakların bağlamında düşündüğümüzde işkenceye karşı yasak olacak, ayrımcılığa karşı yasak olacak, nefret söylemine karşı yasak olacak, eşitsizliğe karşı yasak olacak, işte keyfi yakalamaya karşı yasak olacak, sürgüne karşı yasak olacak. Yani beni bir birey olarak, bir vatandaş olarak ama vatandaş olarak da değil günümüzdeki mülteci sorununu düşündüğünüzde beni bir insan olarak var olduğum için, bir insan olarak
hangi devletin sınırları içindeysem o anda devletin bu tip uygulamalara karşı koruması gerekir. Bu yasakların olması gerekir ki bir arada yaşayalım. Türkiye'de bunların hiçbiri şu an yok. Olmadığı gibi de cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Bir de diğer yasaklar var. O diğer yasaklar da aslında hiçbir uluslararası sözleşmeye girmeyelim. Doğrudan evrensel yani insan hakları bildirgesine bakalım. Oradaki temel yasaklar, o yasak, şöyle diyelim, devletin yapmaması gereken, bireyler yaparsa da bizi ona karşı koruması gereken yasaklar, onlar bugün devletin aleyhine bir şekilde, lehine bir şekilde bize yasak olarak gelmiş vaziyette. Neler bunlar? Çok özetle söyleyeceğim tabii ki. Mesela neleri yapamıyoruz diye düşünelim. Düşünemiyoruz, konuşamıyoruz, örgütlenemiyoruz, toplanamıyoruz. Çalışamıyoruz, çalıştıramıyoruz çoğu zaman. Yasa önünde eşit olamıyoruz. Suçumuz ispat edilene kadar suçsuz sayılmıyoruz. Bu yasak neredeyse ve bunun üstünde özellikle durmak istiyorum. Bu içinde yaşadığımız toplumsal kültürü de o kadar etkiliyor ki. Yani sadece iktidar veya sadece işte devlet kurumları mesela böyle yapmıyor. Sosyal medyaya baktığınızda suçu ispat edilene kadar suçsuz sayılma meselesinin bir linç kültürüyle mesela tam da iktidarın kurduğu şekilde dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu çok ilginç bir şey bence. Sadece Türkiye'de olan bir şey de değil bu arada. Seyahat edemedik mesela uzunca bir dönem. Demin hocam da bahsetti. Kendi kültürünü yaşayamama nedir bu? Ana dilini konuşamamadır, ana dilinde eğitim alamamadır, ibadetini rahatlıkla yapamamadır vesaire. Siyaset yasağı, bu da yasak. Dolayısıyla da yasaklar bizim bugün Türkiye'de aslında hayatımızı belirleyen en temel unsurlar. Çünkü her rejimde olduğu gibi AKP rejimi de kendi makbul vatandaşını yaratmak istiyor. Yani Kemalist rejim kendi makbul vatandaşını yaratırken başörtüsü yasağı vardı. Türklüğe hakaret işte yasaktı vesaire. Bugün işte Türklüğe hakarete Cumhurbaşkanı'na hakaret eklendi. İşte kıyafet yasakları vesaire henüz yok ama başka toplumsal hayata yansıyan başka yasaklar var. Ne bileyim birkaç gece mesela Üsküdar'da bir kafede işte el ele tutuşan çiftlere müdahale edilmiş. Bu tip yasaklar var. Dolayısıyla da yasak hayatımızı belirleyen çok önemli bir unsur olmaya başladı. Bu arada benim görüntüm dondu ama umarım sesim geliyordur. Ben konuşmaya devam ediyorum. Kendi görüntüm dondu. Düşünememe, konuşamama vesaire bunların hepsine pek çok örnek verebiliriz. Bir örnek vereyim. En son bir baktım ne, yani ifade özgürlüğü üzerinden neyi örneklendirebiliriz? Çok yeni ne oldu diye. Bir sürü şey var tabii ki. İşte basın özgürlüğü meselesi var. İşte Sedef Kabaş daha yeni çıktı. Tutukluluğu yeni sona erdi ki ceza aldı yine de vesaire. Şöyle bir şeye rastladım. Ankara'da hala billboardlarda afişi de duruyor. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu düzenlenmiş. Şimdi düzenleyicileri, uluslararası bu forumun düzenleyicileri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi. Şimdi baktığınızda aslında isim çok iyi. Yani bence de İslamofobi olmasın. Ama İslamofobiyi tanımlamamız gerekir. Mesela neyi ayrımcılık sayıyoruz? Neyi cezalandırmamız gerekir eğer biri bunu kullandığı zaman, ne ifade özgürlüğüne girecek ne girmeyecek meselesini. Bu toplantıda Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nın başında biliyorsunuz, şöyle bir cümle kurmuş. İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz demiş. Peki hangi İslam karşıtlığı? Mesela ne dersem ben İslam karşıtı olacağım ve benim ifade özgürlüğüm kısıtlanacak. Müthiş bir muğlak alan var ve içinden geçtiğimiz dönemde maalesef dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, biz Türkiye'de daha derinini yaşıyoruz ama bu muğlaklık otoriter rejimler içinde müthiş kullanışlı bir zemin yaratıyor. Yani ben ne dersem İslamofobik olacağım. Mesela ben okullarda din dersi zorunlu olmasın dersem İslamofobik mi olacağım? Kim değerlendirecek? Veya Türkiye gibi hukuk rejiminin, yani hukuk devletinin ortadan kalktığı, sallandığı bir dönemde bu yüzden ben mahkemeye gittiğimde hakime güvenebilecek miyim? Gibi bir sürü soru karşımıza çıkıyor. Basın özgürlüğü bir sorun, akademik özgürlük bir sorun. Sadece bizim başımıza geldiği için bahsetmiyorum bundan. Şimdi basın özgürlüğü, akademik özgürlük,
medyadaki her şey, diziler dahil olmak üzere bunlar genç yaşlardan, çocukluk yaşından itibaren bireylerin aslında eleştirel düşünce geliştirmesi için çok olanaklı araçlar olarak da kullanılabilir. O yüzden de siz üniversiteyi iktidarın hakim olduğu bir araç haline getirdiğinizde, medyayı tek sesli kıldığınızda iktidarın en çok korktuğu şeyi, eleştirel düşüncenin gelişmesini engellemeye başlıyorsunuz. O yüzden bu öyle bir zincir ki, o yüzden kimse haklarının ihlal edildiğinin bile farkına varmayabilir. Çünkü böyle bir şeyi öğrenmek de gerekir bir taraftan. Yani bunu da unutmamalı. Yani öyle bir yere geldik ki içinden geçtiğimiz dönemde, back to basics. Yani biz neler tartışıyorduk diyorum bazen. Biz böyle işte şuradan bakalım, gerçekliğin boyutu nedir, kime göre hangi gerçek vesaire, zihnimiz açılıyordu, bambaşka şeyler tartışıyorduk. İşte azınlık hakları bağlamında hocam daha iyi bilir, hangi adımlar, daha ileri adımlar atılabilir, işte cemaatçilik nereye kadar, bireysellik nereye kadar falan diyorduk. Şu an biz ifade özgürlüğünü tartışmaya geri döndük. Şu an biz işkenceyi tartışmaya geri döndük. Toplanma örgütlüğünü özgürlüğünü tartışmaya geri döndük. Ankara'da LGBT'liler etkinlik yapamıyorlar hala. Bir dava kazandılar, diğer dava sonuçlanmadı. Etkinlik yapamıyorlar. Hadi gelin birlikte bir sinemada bir festival düzenleyelim diyemiyorlar. Bunlar yapılabilir şeylerdi. Üstelik de AKP döneminde yapılabilir şeylerdi. Ben onun da altını çizeyim. Dolayısıyla özetle vaktim bitmeden şöyle bitireyim. Yasa önünde eşit olamadığımız, toplanamadığımız, örgütlenemediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde yasakları ihlal edenler, mesela benim gibi, hocam gibi, işte o sınıra karşı diyelim ki imza atanlar da ağır cezalandırılıyorlar. Bu yasal olarak cezalandırılma olabilir, tutukluluk olabilir, gözaltı olabilir, işte Kavala, Demirtaş ve diğerleri, pek çok örnek var Türkiye'de, işten çıkarma olabilir, pek çok KYK'lar örneği olabilir. Dolayısıyla insan hakları ihlalleri bu yasak rejimiyle birlikte düşünüldüğünde müthiş bir iklim yaratıyor karşımızda. Öyle bir iklim ki o yasağı delenler Demokles'in kılıcı gibi diğer yasağı delme potansiyeli olanların üzerinde sallandırılıyor. Yani oraya girersen, o alana girersen ne olacağını biliyorsun. Tehdidiyle aslında insanlar yaşıyorlar. Bunu kırmak da mümkün. Bunun kırıldığını da görüyoruz. Hepimiz şeyi izledik mesela, Ukrayna meselesinde haber editörüymüş yanlış hatırlamıyorsam. 15 seneyi göze alıp işte çıktı mesela, savaşa karşı hayır dedi. Dolayısıyla elbette ki dünya tarihi evrensel ve gerçekten evrensel insan hakları mücadelesi veren insanlarla dolu. O yüzden de evet, böyle bir kötümser tablo çizdim ama dünya genelinde kısa vadede olmasa da orta vadede iyiye doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ama benim konum Türkiye'de insan hakları olduğu için de böyle güllük gülistanlık bitiremiyorum maalesef sözlerimi, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Elçin Hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara değindiniz. Ve Fatma Hocamızın konuşmasıyla ilginç bağlantılar vardı. Şimdi Fatma Hocamız hak değil adalet demişti. Siz özgürlükten bahsettiniz, bunun yoksunluğundan bahsettiniz. Yargıdan bahsettiniz. Yani yargı yoluyla bir şekilde rejim kendini tesis ediyor. Ve yasaktan bahsettiniz. Bu konuda da biz projemizde tarihsel travma kavramını da çok önemsiyoruz. Ve tarihsel travmaların aşılmasının aslında toplumda şiddetin azalması ve dolayısıyla insan haklarının da temininin çok önemli bir unsuru olduğunu düşünüyoruz. Geçen yaptığımız bir konuşmamızda da 13. yüzyılda Anadolu halklarının geçirdiği travmalardan bahsetmiştik. Yanılmıyorsam yasak Moğolcadan dilimize gelmiş bir kelime ve hakikaten çok duyuyoruz. Bunu da söylemek istedim. Fatma Hocam, sizin zihninizde nasıl şeyler uyandırdı Elçin Hocamızın intervansiyonu? Vallahi çok çok güzel bir analiz tabii ve beni üzdü tabii o hakların uygulanamaması. Çünkü normal olarak bu hakların uygulanması zaten Batı'da da, yani demokrasiyi şimdi sistem olarak benimsememizin nedeni ehvenişler olduğu için, yani diğer sistemlerden daha iyi olduğu için ve tabii teorik
Teori iyi ama pratiğe uygulandığı vakit bir sürü sorunlar çıkıyor ortaya. Fakat onlara rağmen yine diyorlar ki hani insanlara en fazla hak veren, haklarını en azından verilen hakları saygıyla karşılayan sistem olduğu için demokrasiyi kabul etmiş durumdayız. Ama o bağlamda Türkiye'ye bakarsak maalesef özellikle bence başkanlık seçimine geçildikten sonra o hakların verilmesinin neredeyse yine İslami bazda ve Erdoğan'ın bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse Tanrı'nın buradaki toplumda yansıması olarak da kendini neredeyse bunun ortasında görüp kendi her şeye karar veriyor. Aslında İslam olarak da İslam hukuku bağlamında bakarsak hükümdarların yahut da cumhurbaşkanlarının böyle bir yetkisi yok. Tamamıyla fıkıh açısından hukuk insanlarının yahut da din adamlarının bu yorumu yapması lazım ama bizde onun maalesef özellikle Cumhuriyet'te kişiselleştirildiğini ve alındığını görüyoruz. Ve nitekim o yüzdendir ki herhalde hala şimdi genelde tartışmalar var. Tekrar parlamenter sisteme dönmemiz lazım o hakları tekrar sağlayabilmek için diye düşünülüyor anladığım kadarıyla. Zaten Osmanlı'da da aslında insan haklarının tarihine baktığımızda bu bahsettiğiniz mutlakiyet rejiminden parlamenter sisteme geçişin bir hikayesini görüyoruz. Yani tazminat da, ıslahat fermanı da, kanuni esası da zamanla padişahın, o tanrının yeryüzündeki yansıması olmaktan daha çok vatandaşlarını koruyan, aydınlanmış bir despota dönüşmesine tanıklık ediyoruz aslında. Elçin Hocam, size sözü tekrar vermeden önce yine ikiniz de konuşmalarında ortak bir unsur. Toplum ön plana çıkıyor gibi Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin tarihine baktığımızda. Yani sizden sonra Selda Tuncer ve Gülşah Şenkol'la da bu konuyu konuşacağız. Yani özelden kamusala bir iktidar taşması var gibi. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda acaba? Teşekkür ederim. Ya bu toplum meselesi çok önemli. Tabii yani İslam'dan gelen, bu coğrafyaya yayılan bir, sadece Türkiye'de özgü değil bu nedenle. O yüzden de hak kavramı bunun üzerinden şekilleniyor elbette. Ya da işte millet sistemi üzerinden hocam anlattı, baktığınız zaman hani orada da bir cemaat yapısı var. Orada başka girdilerle tabii ki bireyselliğin gelişmesi vesaire var. Ama biz hani rejim örneği üzerinden gidersek bu toplum meselesine ve hocamın söyledikleri üzerinden bir şeyler söyleyip sonra sizin sorunuza doğru geleyim. Mesela bu millet sistemi meselesinin AKP döneminde ben hala azınlıklar bağlamında zihniyet olarak çok hakim olduğunu düşünüyorum. Yani bu da aslında Kemalist dönemde de Lozan'da tam da o millet sisteminin etkisiyle sadece gayrimüslimler azınlık olarak tanınmıştı. Sonra tanınan haklar ihlal edildi vesaire vesaire vesaire. AKP döneminde geldiğimizde kısa bir dönem sanki gerçekten Lozan uygulanacak ve hatta üstüne haklar getirilecekmiş gibi düşünülüyordu. Ama sonra geldiğimiz noktada aslında bütün o işte tarih bağlamında, ulusu yeniden inşa etmek bağlamında Osmanlı ile kurulan o güçlü zincir, ya o güçlü zincirde AKP döneminde gayrimüslimler de resmi azınlık olarak yine millet sistemi zihniyetinin içine hapsedildiler aslında. Yani sadece gayrimüslimler değil, mesela Kürt meselesi bağlamında diğer azınlıklar, yani resmi olarak tanınmayan diğer azınlıklar bağlamında da baktığımızda onlar da aslında birey olarak değil, birer cemaat olarak gözüküyorlar iktidarın gözünde. Ve şöyle bakılıyor, evet eskiden Kürt denilemiyordu, şimdi Kürt denilebiliyor ama bu sefer de şöyle bir ayrım var. İktidarla, rejimle arası iyi olanlar ve olmayanlar. Bu gayrimüslim cemaatler için de geçerli, Kürtler için de geçerli. Diğer kendini azınlıkta hisseden diğer tüm etnik gruplar, tüm işte cinsel yönelimler vesaire için de geçerli.
Yani orada bir kriter var. İktidarla aranız iyi mi değil mi? İktidarın sınırlarına uyuyor musunuz, uymuyor musunuz meselesi. Dolayısıyla toplum gerçekten burada AKP'nin inşa etmeye çalıştığı makbul ulusun içindeki makbul bireyleri belirleyen çok temel bir unsur haline geliyor. Oysa ki işte hocamın bıraktığı yerden şöyle devam edeyim ben. Biz Türkiye'de artık o back to basics diyoruz ama dünya genelinde hepimiz yeniden vatandaşlığı tartışmalıyız bence. Bu vatandaşlığı yeniden altını çizeyim. Sadece şey anlamında söylemiyorum. Bu ülkede yaşayan herkes anlamında söylüyorum bu vatandaşlığı. İsmi de değişir belki o bağlamda. Hani daha geniş gerçekten bu sınırlar madem var, bu sınırların yeniden tanımlanması ve onun içinde yaşayan bireylerin haklarının, tüm haklarının yeniden tanımlanması üzerinden söylüyorum. O yüzden de bu tartışmaların orta vadede hepimizin yaptığı bu hani fikir alışverişinin en azından oraya faydası olabilir gibi benim yani daha imser bakışım o açıkçası. En azından oraya bir şey katabilir miyiz bu tartışmalarla diye. Çünkü dünya genelinde aslında baktığınızda işte hocam orada zaten daha iyi biliyor. Trump sonrası Amerika'da veya işte Fransa'da bugün her yerde vatandaşlık yeniden tartışılıyor. Ve bu sefer vatandaşlığın sınırları da yeniden tartışılıyor. Belki oraya nereden bakacağız ve bunu yaparken de insanın insan olarak, birey olarak var olma meselesini tartışmadan, insan hakları politikalarını, uygulamalarını tartışarak geçmemiz gerekiyor. O kadar karıştı ki bunlar iç içe. Her yerde karışıyor. Yani toplumsal cinsiyet meselesinde de bazen karıştırıyoruz. Ya her hak alanında, azınlık hakları konusunda. Bir bu varoluş var, bu tartışamayacağımız bir şey bence. Bir de bu varoluşa dair her partinin, her grubun, her bireyin uyguladığı farklı politikalar olabilir. Bunu tartışabiliriz elbette. Ama en temeli galiba bu ben varım ve varlığımı tartışma, buradayım demek gibi geliyor bana. O da toplumla aramızdaki en önemli çekişme noktası sanırım. Çok teşekkürler. Kulağa öyle geliyor ki Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de insan hakları denince biraz bireyin özgürleşme serüveni de anlaşılıyor aslında. Bir birey olarak nasıl var olabiliriz bu coğrafyada? Değerli izleyenler, eğer sorularınız varsa lütfen chat bölümüne yazın. Yoksa benim aklımda sorular var, monopolize edeceğim konuşmayı. Ondan önce Fatma Hocam size sözü tekrar vermek isterim. Yani bu gelişim hakkında ne diyebilirsiniz? Şöyle bir soruyla size sözü vereyim. Bu sohbeti hazırlanırken meşhur TED kanalında bir insan hakları vardı. Kendisi 2016'da konuşuyordu ve 50 yıl önce nasıldı, 50 yıl sonra ne olacak diye bir fikir geliştirdi. Şimdi ikinize de sormak isterim. Türkiye'de şu an 2022'deyiz. Yani 1972'deki insan hakları nasıldı ve 2072 oluyor galiba yine. O zaman insan hakları nasıl olacak, nasıl farklar var, neler bekleyebiliriz? Böyle bir soruya ne demek istersiniz? Vallahi biz tabii hem Elçin Hanım hem ben ve siz öğretim üyeleri olduğumuz için biz ne de olsa idealist sayılıyoruz ve normalde insanların hepsinin haklarının olmasına yani sosyal adalet için çalışıyoruz ister istemez. O bağlamda bakarsak ben de onun dediği gibi kısa dönemde hiç pozitif olmasam bile uzun dönemle baktığımızda yani bizde bir altyapı olduğu için bir en azından hukuk altyapısı zamanla bence ona döneceğimizi düşünüyorum. Yani İslam'ın özellikle siyasi İslam'ın bu zamandan sonra bir çözüm olamayacağını bütün dünya anlamış durumda. İnşallah Türkiye'de anlar. Öyle olursa da ister istemez tekrar 2072'de herhalde parlamenter sisteme dönmüş olacağız. O zaman da bakacağız bütün bu 2021. yüzyıl boyunca da nasıl Türkiye'deki insan hakları ihlalleri olduğunu özellikle AKP döneminde de göreceğiz. Ve gördükten sonra toplumlar genelde
hep daha iyiye doğru gittikleri için ümit ediyoruz. O varsayım çünkü. Öyle olursa daha demokratik bir Türkiye olur ve o Türkiye'de de tabii özellikle bu şimdilik tamamıyla siyasi sistemin dışında bırakılmış mesela Kürtler, mesela Demirtaş hapiste, yani bunların hakları ihlal ediliyor sürekli, neden dolayı cezalandırdıkları bile ortada değil. Yani bütün bunların üstesinden çıkıp yargıyı tekrar bağımsız hale getirip bence daha demokratik bir Türkiye umarım ortaya çıkacaktır 50 sene sonra. Biz görmeyeceğiz ama inşallah görenler tadına varır. Biz varamadık. Orada bitireyim. Ben de öyle diyeyim. Ben de göremem ama umarım görenler tadına varır diyeyim. Çünkü 1972'ye döndüğümüzde 12 Mart sonrası, 50 yıl sonra artık böyle 12 Mart sonrası gibi cümleler kurmadığımız, gerçekten demokratik bir Türkiye'de yaşamış ve ölmüş olurum diye umut ediyorum. Ben de parlamenter rejime dönüleceğini düşünüyorum açıkçası. Sadece kısa vadede değil, biraz daha zaman alacağını ama 50 yıl kadar da sürmeyeceğini. 50 yıl belki şu olabilir, üniversitelerin gerçek anlamda toparlanması, toplumsal hayatın, bir arada yaşamın gerçek anlamda bir barış kültürüne dönüşmesi 50 yılı alabilir. Çünkü bunlar yani bizim için çok uzun zamanlar. Ama tarihe baktığımızda çok kısa dönemler. O yüzden de ama zaman alması, hani böyle olması için çabalamayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım temel haklarımıza saygı gösterilen ülkede başka güncel sorunları tartışarak günlük meselelerimizi gerçekten biraz daha ciddiye alarak yaşar hale geliriz. Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel ümitlerinizi paylaşıyorum. Evet, birkaç sorumuz var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Demir Derin bize güzel bir soru sormuş. İnsan haklarının kısıtlandığı bir ülke çağdaş ve uygar sayılabilir mi? Tabii çağdaş ve uygar sayılamaz, fakat çağdaşlık ve uygarlık maalesef ortaya çıktığında Batı modernitesi açısından tamamıyla kolonizasyonu ve başka ülkeleri tahakküm altına almak için kullanıldığı için, öylece diyelim ki silahlandırıldığı için pozitif olarak düşünülmüyor tabii. Artık postkolonyal eleştirisel bir bağlamda bakarsak. Onun için yani çağdaşın ve uygarın ne olduğunu da tekrar bizim kendimizin tanımlaması lazım. Ve çağdaş ve uygarı kendimiz tanımlama hakkına ve hürriyetine sahip olduğumuz vakit, bence o zaman çağdaş ve uygar olabiliriz. Öyle deyip bitireyim. Elçin Hocam, sizin insan haklarının kısıtlanması ve çağdaşlıkla uygarlık arasındaki bağ hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Diyeceğim hocamla aynısını, aynı şeyi düşünüyorum. Hatta aynı cümleyi kurdum kafamın içinden. Çağdaşlığı ve uygarlığı kendimiz yeniden tanımlamalıyız. Bu Michael Mann'ın demokrasinin karanlık yüzündeki söylediği gibi, yani çağdaşlık ve uygarlık barbarlıkla dolu zemine. O yüzden de bu tip kavramları İyi niyetle kullanıyoruz hepimiz. Eminim arkadaşımız da öyledir. Ama yeniden kendimizi tanımlamalıyız. Bir diğer soru da Selda Paydak'tan. Değerli hocalarımıza çok teşekkürler. Sorum Fatma Hocama. Osmanlı İmparatorluğu'nda alt sınıflara ilişkin adalet anlayışı konusundaki değerlendirmenizi rica ediyorum. Sınıf kavramı
Bilmiyorum yani tam olarak Osmanlı'da tabii sınıf kavramı daha sonra aydınlanma döneminde çıktığı izde bize baktığımız vakit bizde tamamıyla yani hükümdar ve daha sonra reaya diye bütün toplumu görüyoruz. Onun için alt sınıf olarak bir sınıf yok tamamıyla cemaat olarak Müslümanlar var, diğerleri var ve hani o açıdan alt sınıf deyince kimi kastediyorlar tam olarak anlamış değilim. Onu acaba biraz Parantez içinde açabilirler. kapı halkı, kapı kulu demişler. Kapı halkı, evet. O benim kendi Parantez içinde kapı konuşmamdan halkı çıktı. Şöyle oluyor. demişler. Ama kapı halkı, kapı kulu onlar aslında daha avantajlı bir gruplar. Şöyle oluyor. Şimdi hükümdar sultan olarak düşündüğümüzde yöneten tabii o. Aşağıda da yönetilenler var. Bütün işte reaya diyelim. Fakat onun ortasında yöneticiler var. Bu yöneticiler tamamıyla sultanın haklarını yani kendi idare etme hakkını verdiği insanlar. Bunlar da işte diyelim ki hükümet görevlileri, sultanın paşalar ve bunların en büyük özellikleri bu paşalar kendi haklarını, kendi kapılarını kuruyorlar ve bu kapıları diyelim ki tamamıyla hem o zamanlar kendi yönetimleri kapı yani bir diyelim ki oldukça geniş bir topluluk olarak paşanın etrafındaki kapı halkı aynı zamanda hem paşanın ve ailesinin devamına hem de aynı zamanda sultanın ona verdiği belli hükmetme haklarının uygulanmasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öyle baktığımız vakit kapı halkının bir ayrıcalığı da var. Tamamıyla bu yönetici paşaya ait olduğundan dolayı. Onun için hakların uygulanması açısından belki de kendi içinde bir yönetim var o zaman. Yine ama burada önemli olan kişi bazlı değil, tamamıyla o topluluk bazlı olması önemli. Öyle bakarsak o zaman kimin hakları var, kimin hakları yok diye baktığımızda sınıf yerine en azından Osmanlı bağlamında tamamıyla din üzerinden demek bir ayrışma oluyor o zaman. Ve onun ötesine geçmemiz imkansız. Sınıfları da onlar tanımlıyor bir noktaya kadar. Ve bunun zaten değişme sürecini sürekli sıkıntısını yaşıyoruz o günden bugüne kadar. Din bazından nasıl demokrasi bazına, insan bazına geçeceğiz. Kendini yönetme bazına geçeceğiz. Sorun orada zaten. Teşekkürler. Elçin Hocam, ne diyorsunuz bu Osmanlı dönemindeki kapı kulu, kapı halkı, iktidara bir şekilde köle olarak bağlı olan hem konumu iktidara bağlı hem de dolayısıyla hayatını da iktidara göre şekillendiren bir sınıf var sanki Osmanlı'da. Türkiye'de de böyle bir sınıf var mı acaba sizce? Ya bu tip benzetmeler çok tehlikeli olabilir tabii. Şimdi o dolayısıyla da hani o benzetmenin tehlikeli sularına girmek istemem. Ama iktidar üzerinden kendini tanımlayan, kendisini Türkiye'de bugün şöyle bir şey var. Kendisini bir cemaatin parçası olarak görüp düşünce sistemini onun üzerinden geliştirip bireysel çıkarını geliştiren bir grup var. Böyle söyleyeyim. Böyle söyleyeyim. Tam olarak o benzetme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tam da bunun üzerinden gittiğimizde belki kendi konuşmamla da şöyle bağlantılandırayım. AKP iktidara gelirken tam Osmanlı'dan beri devam eden o siyasal anlamda baktığımızda muhafazakar, İslamcı bir aslında
entelektüel bir zeminin de üzerinden geliyordu. Yani bu, siz o fikre katılırsınız veya katılmazsınız. Oradaki varlığı görmeniz gerekir. Öyle bir gelenekten geliniyordu. O gelenekten gelen hiç kimse şu an iktidarda değil neredeyse. Dolayısıyla da sizin söylediğiniz ve benim demin kabaca özetlemeye çalıştıklarımın iktidarı üzerindeyiz. Çünkü o gelenekten gelenlerle tartışmak da size bir şey öğretebilir. O karşılıklı başka bir gerçeklik de yaratabilirsiniz belki ve bir barış kültürünü geliştirmek de daha rahat olabilir vesaire, hani bir toptan retçilik yerine. Oysa ki şimdi içinde olduğumuz dönemde hani böyle bir şey de kalmadı. Böyle bir imkan da kalmadı. Tam olarak o cemaat kültürünün içinden bireysel çıkarlarla idare edilen, kendini idare eden bir dönemin içindeyiz. Çok kilit ve aklıma takılan bir ifadeyi tekrar ettiniz. O da barış kültürü. Yani şu an açmaya gerek yok. Bütün dünyanın çok ihtiyacı olan bir şey barış kültürü. Ve biz de proje dahilinde bu tarihsel travmalarla yüzleşme meselesini düşündükçe şöyle bir şey görüyoruz aslında. Geçen gün Saraybosna'yı incelemiştik. Bu Saraybosna'daki mesela dinamikler Vakai Hayriye ile beraber çok çalkalanıyor. Aslında Batılı'nın ve Tanzimat'a giden yolun altında bir bu sınıf değişikliği, bir şekilde bu kapı halkının gücünün gitmesi gibi bir süreç de sanki öne çıkıyor ve sürekli savaşlardan dolayı, bitmeyen savaşlardan dolayı İnsanlarda bir barış kültürü değil de bir savaş kültürü ve sürekli bir savaş bekleme kültürü oluşuyor gibi aslında. Belki Osmanlı İmparatorluğu'yla Türkiye'nin arasında bir devamlılık da burada. Bu basit barış nasıl tesis edilebiliyor bir toplumda? Siz bu konuda bize ne diyebilirsiniz Elçin Hocam? Size sözü geri vermek istiyorum. İnsan hakları, bu barış kültürünü nasıl inşa edebiliriz Türkiye'de? Siz neler yapıyorsunuz bu konuda? Yani 50 yıl dememin nedeni biraz oydu. Bu çabuk inşa edilen bir şey olmadığı için. Yani barış kültür dediğimiz zaman ben çok Galtungçu, Johann Galtungçu bir perspektiften bakıyorum. Onu çok şey yapamadım daha. Çok bana zemin kurucu geliyor açıkçası. Üstüne bir şeyler kurulabilirmiş gibi geliyor. Ya barış kültür dediğiniz zaman bir kere bu sadece şiddetsizlik demek değil, onu biliyoruz. Yani şiddetsizliğin hakim olduğu ama işte ayrımcılık yasağının olduğu, ırkçılığın olmadığı, işkencenin olmadığı, temel haklarımızın olduğu ve bence söylediği çok önemli bir şey var. Dört temelin hiç tartışılmadığı bir yer barış kültürü bana sorarsanız. Yani benim kimliğim tartışılmayacak, özgürlüğüm tartışılmayacak. Türkçe'ye bunu farklı şekillerde çevirmeye başladılar. Bu welfare meselesi, wellness meselesini. Benim bir insan olarak, demin söyledim ya günlük hayatımın sorunları meselesi, günlük hayatımı devam ettirebilmem için gerekli olanlar tartışılmayacak ve yaşam hakkım tartışılmayacak. Şimdi böyle bir yerde siz barış kültürünü geliştirmek için eğitimden başlarsınız, kültürel araçlara kadar gidersiniz ve bir diyalog içinde çok çoğul bir hani demos inşa edebilmek için hareket edersiniz. Bunların hiçbiri çok kolay zamanda çabuk olacak şeyler değil. Yani bahsettiğimiz şeylerin her birinin ayrı bilim dalları var neredeyse ve dolayısıyla da hepsini iç içe geçirerek daha disiplinler arası bir perspektifle çalışmaya tam başlamıştık ki yıkıldık. Öyle de düşünün. Dolayısıyla da uzun zaman alacak. Ama ben bu demin söylediğiniz sınıfsal meseleyle de birleştirerek bir şey söylemek istiyorum. Ben 50 yılı bir taraftan da evet zaman alacak ama bir taraftan da tam bu sınıf meselesi Türkiye'de de dönüştürücü bir şey olacak ve bizi barış kültürüne doğru götürecek diye de düşünüyorum. Sadece inanmak istemiyorum bunun. Böyle olacağını düşünüyorum gerçekten. Yani sadece şu an bir ekonomik kriz meselesi değil. Evet, şu an Türkiye'de bir ekonomik kriz var. İşçi hakları üzerinden çok uzun zamandır ihlal edilen ekonomik ve sosyal haklar üzerinden temel bu insan haklarıdır, onlarda bir mücadele zemini gelişecek bence ama bir taraftan da Türkiye'de yeni bir kuşak geliyor. Ve o yeni kuşak ister işte Kemalist, ister apolitik, ister İslamcı bir yerden gelsin, bambaşka bir gözle, bambaşka bir zihinle geliyor.
Şu an var olan kuşakların, bizlerin onları algılayabilmesi çok zor. Ben o kuşağa çok ümitsiz bakan bir kuşak değilim. Bir arada yaşamak için hepimizi daha fazla zorlayacaklarını düşünüyorum. AKP üzerinden düşündüğünüzde orada da yepyeni bir orta sınıf ve o orta sınıfın çocukları, torunları yetişiyor. Dolayısıyla da ben kendi gençliğime baktığımda bugün mesela sokakta bir arada yaşama kültürünün bazı yerlerde, elbette ki hani bunu abartarak söyleyemem kendi deneyimim üzerinden, ama biraz daha gelişme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Barış kültürü de bunun toplumsal bir, toplumsal derken yani bireylerin rızasıyla gelişeceğini düşünüyorum. Buna da açıkçası yani Türkiye'ye baktığınız zaman barış dönemine girildiğinde her zaman iktidar destek verince bireyler toplumda destek veriyormuş gibi düşünüyoruz, ama biz 2008'de bir örnek olarak vereyim, bitireyim sözlerimi. Eğitim Sen üzerinden bir ana dil çalışması yapmıştık. Ve bir tam işte böyle AKP'nin 2009 şeyi öncesinde, ilk açılım öncesinde. Ve Eğitim Sen'li öğretmenlere değil, daha geniş bir gruba bir araştırma yapıldı. Saha araştırması yapıldı. Tabii ki ayrımlar var. İşte ana dilde eğitim o kesin olsun, belki olsun, arada olsun diyenler var. Ama onların hepsini topladığınızda %75 gibi bir rakama oluşuyorduk biz 2008 Türkiye'sinde. Dolayısıyla ben en azından barışa dair aşağıdan adımlar atarak buraya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Biz insan hakları okulu olarak evet ihraç edildik. Şimdi hepimiz kendi örgütlerimizi kuruyoruz, derneklerimizi kuruyoruz. Geçmişte ne yapıyorsak aslında onu yapmaya devam etmek istiyoruz. Sadece artık bunu sivil alanda yapıyoruz. Bütün bu süreç bize şunu öğretti. Akademi üniversitenin dört duvarı değil. Akademi aslında hayata yayılabilen ve interaktif bir şey. Yani bu da mesela kişisel olarak çok farklı bir deneyim oldu. Öyle işte kürsüye çıkıp anlatmak değil, sadece karşıdaki ile birlikte kurmak, neye ihtiyaç olduğunu görmek ve birlikte üretmek. O yüzden hani şey diyeceğim, şimdi deminden beri işte kültür bazlı konuşmayalım falan diyoruz, ama ben şey diyeceğim, her şerde bir hayır vardır diyerek burada sözlerimi bitireyim. Ben de oraya eklersem, sevgili Murat, biraz tarih bazını şey yapalım, vurgulayalım. Çünkü barış kültürü yerine bizde şiddet kültürü var şimdi. Niye şiddet kültürü var? Benim sorunum eskiden özellikle imparatorluktan cumhuriyete geçişte çok önemli bizde bir şiddet, tabii özellikle Ermeni soykırımında Ermenilerin tamamıyla yok edilmesi planı var. Bunu yapan insanlara bakarsak, özellikle İttihat ve Terakki bağlamında, o insanlar cumhuriyete geçişte cumhuriyeti kuran insanlar oluyorlar. Ve o zaman da yaptıkları şiddet, özellikle Ermeni soykırımı bağlamında yaptıkları şiddet, şiddetin hesabını hiçbir zaman vermiyorlar. Şayet sorunları şiddet açısından, siyasi sorunlar şiddet açısından çözülürse, o zaman hiçbir zaman barışa zaten olanak sağlanmaz. Öyle olduğu vakitte yani bizim özellikle kendi cumhuriyetimiz olarak düşünürsek, İsmet İnönü olsun, Celal Bayar ve diğer bir sürü Tevfik Rüştü Aras ve diğerleri, bütün bu insanların cumhuriyet öncesinde yaptıkları şiddete bakarsak, o şiddeti aynı zamanda mesela tekrar devam ettiğini görüyoruz. Mesela Celal Bayar Cumhurbaşkanı'yken 6-7 Eylül hadiseleri oluyor. Ve ondan dolayı her zaman bizim özellikle devlet yönetimimizde şiddet sorunları çözmek için hala bugün kullanılıyor. Mesela son seçimlerde de şiddeti kullanarak resmen derin devlet tarafından Türkiye'yi şiddet yönüyle yönetiyoruz. Hukuk bağlamında yönetmek bütün bunların ötesinden geleceği için bence en önemlisi o, hukuk açısından. Yani hukuk devletinin uygulanması şiddet değil, barış üzerinden bir arada yaşamamıza yol açacaktır.
Yoksa despotizm ve onunla beraber şiddetin nasıl uygulandığını bugün Türkiye'deki başkanlık sistemiyle görüyoruz zaten. Evet, şimdi saate baktığımda aslında bir çeyrek saatimiz daha var sizinle ve tekrar izleyicilerin eğer başka soruları varsa bunu lütfen yazabilirsiniz. Beklerken ben coğrafi farktan yola çıkarak yine değindiği konuya parmak basmak istiyorum. Şimdi Fatma hocamız Michigan'da, Amerika'da, Elçin hocamız da İstanbul'dasınız galiba hocam. Şimdi Amerika'da bu meşhurdur, insanlar yakalandı. Ankara insan yakalandıklarında önce masum oldukları esas alınarak yargı süreci başlar. Şimdi Elçin Hocam yanılmıyorsam siz söylemiştiniz ama biz bunu kendi arkadaş çevremizde de maalesef konuşuyoruz. Türkiye'de yargı önünde siz başından itibaren suçlu olduğunuz esas alınarak sanki böyle bir şeye tabi tutuluyorsunuz. Bunun kökenleri nedir diye düşündüğümüzde hani böyle bir sorum ben size, yani bunun kökeni nedir? Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de ola gelmiştir ki insanlar, vatandaşlar yargı önünde önce suçlu ihtimal göz önüne alındırarak yargı işlemi başlatılır. Nedir sizce bunun tarihsel kökeni? Vallahi bana mı sor, bilmiyorum kime sordunuz ama tarihsel köken olarak bakarsak tamamıyla insanın mevcut haklı özellikleri, vasıfları nedir diye orada önemli bir şey. İnsan genelde barışsever biridir diye başlarsak o zaman tabii ister istemez insanlar suçsuzdur diye de başlıyorsunuz. Ama insan başından beri barışsever değil, savaşseverdir. Sürekli olarak başkaları, birbirleri üzerine hüküm kurmaya çalışır diye düşünürsek o zaman tabii ister istemez başlangıç olarak da suçlu olarak başlayıp sonradan onu bulmak tabii ister istemez insanı ilk baştan yükümlü hale getiriyor. Onun için özgürlük kavramı zaten o açıda olmuyor şayet suçluyu öne çıkarırsanız, suçlu olmaktan başlarsanız. Onda şey diyorlar, Anglo-Sakson ve Continental sistemler birbirinden farklı. Avrupa'da özellikle Fransız bağlamında önce suçlu görülüyor, sonra suçsuzluğunu istifa ediyor. Anglo-Sakson sistemleri, yani İngiltere ve Amerika ve diğerleri ise tam tersine önce suçsuz. Ama öyle dediğimiz halde bu tabii teoride öyle gözüküyor. Pratiğe uyguladığımız vakit mesela ayrımcılık dediğimiz şey Amerika'da da herkesin eşit davranmadığı, hukukun herkese eşit davranmadığı da pratikte ortaya çıkıyor tabii. Bu ayrımcılık işte gerek cinsiyet bazında olsun, gerek ırk bazında olsun çok önemli farklılıklar gösteriyor. Ben böyle söyleyeyim. Elçin'e bırakayım şimdi. Evet. Ben de herkes herhalde kendi adıma çalıştığım alan üzerinden düşündüm. Eminim hukuk felsefecilerinin vereceği de çok derin yanıtlar vardır buna ama ben bu soruya doğrudan milliyetçilik üzerinden düşündüm açıkçası. Çünkü tüm bu konuşmanın başından beri bahsettiğimiz cemaat meselesi milliyetçiliğin özünü oluşturuyor. Sizi bir birey olarak ortadan kaldırıp bir cemaatin, yani ulusun içinde eritme meselesi. Özellikle otoriter rejimler milliyetçiliği kendi iktidarlarını meşrulaştırırken o kadar aktif bir şekilde kullanıyorlar ki siz hain ilan edildiğiniz anda, işte o demin bahsettiğimiz yasakları çiğnediğiniz anda veya çizilen diğer ulusal değerleri, ulusal sınırları, ulusal güvenliği, herhangi bir iktidarın belirlediği çizgiyi aştığınız anda zaten suçlu sayılıyorsunuz. O yüzden de yargının bir anlamı kalmıyor. Siz hani tırnak içinde rejimin gözünde ve toplum nezdinde hain olduğunuz için siz
yargı önüne çıkarıldığınızda da sizin için bir böyle kitleler arkanıza gelip destek olmuyor. Çünkü siz zaten baştan hain ilan edilmiş vaziyettesiniz. Yani Kavala meselesinde böyle, işte Demirtaş meselesinde böyle 18 ay niçin tutuklu olduğunu söylemelerini bekledi Osman Kavala içeride. 18 ay. Yani 50 yıl, 18 ay, bunlar hani bizim hayatlarımız için çok önemli. Yani bir gün bile çok önemli. Dolayısıyla da benim aklıma ilk gelen cevap, özellikle otoriter rejim, yani her rejim bunu yapabilir. Hani bunu gözden kaçırmamak gerekir. Demokratik rejimlerde de bunu görebilirsiniz. İşte Amerika'da siyahlara karşı görebilirsiniz. Türkiye'de Kürtlere karşı hep bu yapıldı. Sadece Kürt olduğu için, sadece adından dolayı vesaire. Şimdi şöyle bir şey oldu sadece Türkiye'de. Bu genelleşti, herkese yayıldı. Yani tırnak içinde diyelim ki çoğunluktan sayacağımız apolitik vatandaşlar da birdenbire kendilerini yargının önünde suçlu olarak bulabiliyorlar. Bu Cumhurbaşkanı'na hakaret davası olabilir, işte İçişleri Bakanı'na hakaret davası olabilir, başka bir şey olabilir. Ama bu genel olarak tabii bu adalet meselesi, yani hukuk önünde adil yargılanacağına dair bir adalet meselesi inancı zedelemiş vaziyette. Bu otoriter rejimlerin en tipik özelliklerinden biri bence. Sizi aslında işte rejimler farklı şekillerde eritmeye çalışır. Okulda eritmeye çalışabilir, orduda eritmeye çalışabilir, bürokraside yapmaya çalışabilir. Hani milliyetçilik üzerinden düşündüğümüzde hiçbirinde yapamıyorsa işte iş yerinde yapar, yargıda yapar ya da yapmaya çalışır. Ve siz orada doğrudan bir adaletsizliğin öznesi haline gelirsiniz. Sanırım benim ilk aklıma gelen böyle bir şey oldu. Bu suçunuz ispat edilmeden suçlu sayılma meselesi. Ama ben bunun bir genel... böyle bir kültür olduğunu da düşünüyorum artık dünya genelinde. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Yani otoriter rejimleri eleştiriyoruz ama kendini demokratik olarak tanımlayan insanlar ve gruplar olarak da çoğu zaman biz de sadece duyumlarla hareket ederek mesela yargılamayı seçebiliyoruz. Ama şöyle bir fark var tabii, biz hiçbirimiz mahkeme değiliz. Yani insanları hapsetmiyoruz vesaire. Ha, bunun kimi zaman çok daha ağır sonuçları da olabilir, toplumdan dışlama vesaire gibi. Ben onu da göz ardı etmiyorum ama bu sadece Türkiye'ye özgü değil, sadece otoriter rejimleri değil, bir taraftan da dünya genelindeki bu değişen iklime dair bir şey aynı zamanda. Onu da söylemek isterim, ya da ben öyle görüyorum. Bence o açıdan düşünürsek bir de eklemek gereken yaptırım. Yani yorumu kim yapıyor? Kim karar verecek adil olup olmadığına? Yani normalde bizde diyelim ki mahkemeler bunu yapıyordu bizim sisteme göre, en azından öyle yapmaları lazım. Ama tam olarak onu yapıyorlar mı? Şimdi baktığımız vakit o yorumu şimdi toplum adına, devlet adına, Müslümanlar adına... başkanlık sisteminde, yani Başkan Erdoğan'ın kendinin yaptığını görüyoruz adalet sistemi yerine, parlamento yerine. Onun için yani orada öyle bir kayma var ve o kayma olarak da düşündüğümüzde, tabii ilk başladığında suçlu olarak başlarsak ister istemez düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde bütün düşünenler suçlu olarak zaten başlıyorlar. Onun için sürekli olarak kendimizi atlamaya çalışmamız gerekiyor. Kendimizi nasıl atlayabiliriz? Bu bağlamda tamamıyla düşünmeyerek, düşünme şeyini bir tarafa koyarak, koyunlaşarak herhalde göreceğiz. Tabii böyle de garip bir sonuca vardırıyor insan ister istemez bu bağlamda düşünürsek. Yani onun için sürekli olarak herkes, Türkiye'de de Başkan Erdoğan'ın iki ağzına bakıyor, ne olur, ne söyleyecek de neyi nasıl yorumlayacak diye. Onun dışında bağımsız bir yargımız yok. Zaten eskiden bizim hakimlere vesaire sorulduğu vakit neye göre bağımsız mı yargılıyorsunuz, insani kriterlere göre yoksa devlet çıkarı açısından mı bakıyorsunuz diye baktığımızda, tamamıyla bizde İnsanların, insaniyetin çıkarları yerine devletin çıkarları bağlamında, zamanında kişiyi de vatandaşı da harcayarak karar veriliyor bizde. Öyle olduğu için yani çok devletgir sistem zaten, yargı sistemi
çok devlete, bürokrasiye yatkın ve hükümete yatkındır. Bu da tabii başkanlık sistemiyle daha da yatkınlaştırıldı ve resmen ister istemez hükümetin, siyasetin bir parçası haline geldiler. Bağımsızlıklarını tamamıyla yitirmiş durumdalar. Onun için o bağımsızlığın tekrar kurulması lazım tabii. Orada durayım. Erklerin ayrılığı ve yargının bağımsızlığı. Bu Türkiye'de insan haklarının gelişmesi için temel bir husus. Bunda hepimiz mutabık kalabiliriz herhalde. Bununla birlikte bugünkü etkinliğimizin de sonuna geldik. Fatma Müge Göçek ve Elçin Aktoprak bize Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde insan hakları hakkında çok önemli yorumlarda bulundular. İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü ve Remembering Hatırlamalar Proje ekibi adına hocalarımız başta olmak üzere etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ederiz. Gelecek etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemiz üzerinden takip etmeyi ihmal etmeyin. Esen kalın. Thank you.